ana sponsorumuz olan Sovos'un Türkiye Ülke Müdürü Sayın Elçim Sirek geliyor. Merhabalar. Evet, hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. Bizim 12 ile tanışmamız geçtiğimiz takvim yılına dayanıyor. 12 ile birlikte bu geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye'yi adım adım şehir şehir gezme şansı, sizler gibi çok kıymetli katılımcılarla, firmalarla tanışma şansı, onlarla işbirliğinde bulunma şansı yakaladığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bunun için sevgili 12 ekibine çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Biz ilk defa bu etkinliğe katılımcı olarak katıldık. Sonra çok farklı, dijital, çok etkileyici bir deneyim olduğunu fark ettik. Ve Denizli, Antalya, Konya, Bursa, Ankara'da ana sponsor olarak etkinliğin organizasyonuna katkıda bulunduk. Şimdi bugün iki genel merkezimizin birden olduğu İstanbul şehrinde kendimizi biraz da ev sahibi gibi hissederek sizlerle bir aradayız ve bu durumdan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz dijitalleşme, değişim, dönüşüm, Üstad da çok güzel bahsetti. Artık her sektörde, her bireyde başarılı olmak için, hayallerine erişmek için vazgeçilmez bir durum. Ve Türkiye'de de firmalar ve biz bireyler dijitalleşmede oldukça olgun bir noktadayız. Şunu söylesek yanlış olmaz herhalde. Artık veriler dijital ortamlarda saklanıyor. Değil mi? Hepimizin verisi dijital ortamlarda saklanıyor. Peki şimdi bu noktaya eriştiğimize göre bir sonraki adım ne olabilir? Ne olmalı ve nedir? İşte bu dijital ortamlarda saklanan verilerin anlamlandırılması. Verilerin farklı amaç, hedeflere ulaşmak için kullanılabilmesi. Ve bu gerçekleşirken de verilerin güvenliği. Değil mi? Hepimiz için en büyük konu bu. Veri güvenliği ve verilerden analizlerle değerli işler yapabilmek, değerli sonuçlar çıkarabilmek. Sizler bir yandan insan kaynakları, finans, bunun gibi verilerinizi dijital ortamlarda saklıyorsunuz. Ama diğer bir yandan da bir düşünmenizi rica ediyorum. Bu verilerin size değer katması için acaba ne yapıyorsunuz? Peki Sovos'un içinde bulunduğu sektörden bahsetmek istiyorum. Sovos bir özel entegratör. Yani e-dönüşüm çözümleri sağlıyoruz. E-fatura, e-defter, e-irsaliye gibi. Bu ne demek? Her birimizin yaptığı alışverişler, bir yerden bir yere taşıdığımız ürünler, defter kayıtlarımız, finansal sonuçlarımız hepsi Sovos çözümleriyle dijital ortamlarda bulunuyor ve sizlerin bunlardan değer yaratmanızı bekler durumda. Şöyle bir şey söylesem çok da az iddialı olmuş olmam. Türkiye'deki her iki e-faturadan bir tanesi Sovos sistemlerinde bugün Sovos ortamlarında işletiliyor ve tutuluyor. Şimdi peki Türkiye nerede? Burada Türkiye nerede? Türkiye e-dönüşümde çok kıymetli Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın öncülüğünde yaptığı yıllardır güzel çalışmalarla Avrupa'nın tam 10 yıl önündeyiz. Düşünün, Avrupa'nın tam 10 yıl önündeyiz e-dönüşümde. Hatta dünyadaki birçok ülkenin 20 yıl önündeyiz. Muhteşem değil mi? Yani bu tarafta çok çok iyi işler başarmışız. Peki sizler bu dönüşümün neresindesiniz? Çok kıymetli kurumlarınız e-dönüşümde, verginin dijital yolculuğunda, dijital regülasyon, vergi çözümlerine geçişte neredesiniz? Birazdan çok kıymetli, sevgili Kıdemli Satış Direktörümüz Ali Bey sizlere bu konuda detaylı bilgiler vereceği çok güzel bir sunum gerçekleştirecek. Ben de birebirlerde sizlerle tanışmayı, sizden bunu duymayı hem ekibim adına hem de kendim adıma büyük bir heyecanla bekliyorum. Sözlerimi bitirirken Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğunu, bir cumhuriyet kadını olduğumu ve bundan gurur duyduğumu, bu salondaki çok kıymetli yönetici ve firmaların cumhuriyetimizin ilk 100 yılına çok büyük katkılarda bulunduğunu ve bundan sonraki ikinci yüzyılında
çocuklarımız, ülkemizin vatandaşları hepimiz adına size emanet olduğunu söylemek istiyorum. Ve ofislerimizin olduğu 14 ülke, müşterilerimiz tarafından çözümlerimizin kullanıldığı 100 ülkedeki 2500'den fazla çalışma arkadaşı ve 120 binden fazla müşteri adına hepinize hoş geldiniz. Müthiş, dijital, etkileyici, akılda kalıcı bir deneyim diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.